Hocam merhaba. Merhaba Recep'ciğim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim hocam. Arkadaşları kanala abone olmaya davet ediyorum. Evet. Ve yorumlara hocam üçgenler konusunu sevenler yazsınlar. Ben çünkü sevmiyordum. Ufak ufak sevmeye başladım. Çünkü biraz Süper. kolay geldi bana. Süper. Fikirlerini bekliyoruz gerçekten. Evet, hocam. Duymayı çok isteriz. Bugün ne konuşursunuz? şimdi bugünkü konumuz üçgende açı kenar bağıntıları. Hatırlarsan bir önceki konumuzda sadece kenarlarla ilgili durumları öğrenmiştik. Aslında biz ona zaten üçgen eşitsizliği diyoruz. Bir kenarı iki kenarını biliyorduk. Diğer kenarı hakkında fikir sahibi oluyorduk. Bu sefer işin içine açılar da girdi. Evet. Açılarla beraber durumları anlamaya çalışacağız. Şimdi, Nasıl olacak hocam? şimdi yine şöyle bir örnek verelim. Evet bu arkadaşımız çıktı yine. Yine hocam. Evet. <laughs> Recepçiğim şimdi bak büyük bir açı ya da küçük bir açı karşısındaki kenarı değerlendireceğiz. Evet. Bu açı gördüğüm küçülürse küçük bir açı olursa karşısındaki kenarda Küçülüyor. kısa bir kenar olur. Evet, o da küçük. Küçülür. Eğer açımız büyük olursa gördüğün gibi karşısındaki kenarda Büyüyor. kocaman oluyor Aslında mantığımız tamamen bu yani küçük açı karşısında küçük kenar bulunur büyük açı karşısında büyük kenar bulunur mesela buraya bakalım bize demiş ki eğer a açısı B açısı ve C açısı bu sıralamayla gidiyor ise yani a en büyük açıysa o zaman onun karşısındaki a kenarında biz en büyük kenar olarak kabul ediyoruz Evet C açısı en küçük açıysa eğer karşısındaki C kenarında en küçük kenar olarak biz yazıyoruz ve buradaki eşitsizliklerimizi gösteriyoruz. Güzel. Sorular üzerinden gidelim recepçi. Mesela olacak? açıları yerleştirmişler. Bizden kenarları sıralamamızı istiyor. Mesela şuraya biz A kenarı dersek, şuraya B kenarı, buraya da C kenarı dersek. Sence en uzun kenar hangisi olur Recep? A kenarı. 60'ın karşısı o. 60. Biraz daha büyüğü var. Ha pardon 65'i görmedim hocam. 65'in evet. 65'in karşısındaki B içlerinde en büyüğü. Sonra olmalı. Evet. Ve sonra da C evet, hocam. En küçük yazık. C içlerinde en en Minik. Küçük. Minik. <laughs> Peki bunu tamamladık. Bize kenar vermiş bu sefer de Recep'ciğim açıları sıralamamızı bekliyor. Ha evet yine kolay hocam. Ne dersin? Mesela... Hocam en büyüğü evet. derim ki B derim. Evet en büyüğü bu açı olmalı çünkü evet. 8'in karşısında hemen yazalım Sonra derim ki A açısı derim. Evet. En küçüğü hangisi? En küçüğü hocam C açısı. Evet. Bu kenarın karşısındaki <gülüyor> Düşündüm. <gülüyor> evet bayağı zor çıktı. C ee, açısı. Evet. Buradaki C açısı içlerinde en küçüğü ortanca ya da A'yı evet. söyledi. Evet. Evet Recep'ciğim şimdi bize iki açı verilmiş gördüğün gibi zaten iki açı vermesi demek. üçgenin iç açılar toplamı 180 olduğu için üçüncüyü de bizim bulmamız demektir. Zaten hocam. Evet ve kenarları sıralamamızı istemiş. Hemen yine bir üçgen çizelim. Şöyle ABC üçgeni olsun. Bu üçgenin bize A açısı verilmiş 50 derece, B açısı verilmiş 70 derece. Recepçim bu ikisinin toplamı 120 olduğu için evet 180'den çıkartarak bu açıyı da bulduk. 60 oldu hocam. Evet. Bizden kenarları sıralamamız istemiş. İsimlerini şöyle biliyorduk biz. A açısının karşısında A, A kenarı var. Evet. Şunun B2 karşısında B. B, bunun karşısında C. İçlerinde en küçüğü sence e, hangisi? A en A kısa. Kenar. Hocam. Evet. A kenarı en kısası. Sonra evet. C kenarı. C kenarı ve en büyüğü A kenarıymış. Yok, şey B kenarıydı. En kenarıymış. büyüğü de B değil mi? Bak 70'in karşısı. Evet hocam. Güzel. Buna bakalım. Yine bir üçgen çizelim. Hemen ABC olsun. A açısı 72 derece, C açısı 36 derece. İkisini topladık Recepçim. 108 yaptı. Evet. Değil mi? 108'den 72 de mi? Evet. 180'den de bunu çıkarttık. 72. Hmm, bu sefer gördüğün gibi ikizkenar çıktı. Yani bununla bu birbirine eşit, eşit çıktı. çıktı. Evet. O zaman şöyle isimlerini de yazalım. Burası C, burası A ve burası B olmak üzere. Ne dersin? Hocam A ile B birbirine eşit. Evet. C onlardan küçük. Küçük. Çok güzel. O zaman şu şekilde ifade Edebiliriz. Başka soru tiplerine bakalım. Bakalım hocam. Recepçim şu ana kadar çok kolay gözüktü öyle değil mi? Ama bak birazcık daha farklı soru tipleri var. Mesela bir üçgen hayal edelim şöyle. Evet hocam. Evet bize A açısı verilmiş 50 derece. Sonra şöyle bir bilgi verilmiş. C kenarı B kenarından uzun. Şimdi C kenarı burasıydı. Evet. B, B kenarı B'den da burasıydı. Uzunmuş. Burası eğer daha uzunsa Recep biz burada Daha buradan, büyük açılı. Evet bu açının da daha büyük olduğunu anlıyoruz. şimdi dediğimiz gibi yani şu C kenarının daha büyük olduğu söylendiyse bu açı daha büyük. Şimdi geriye kaç derecemiz kaldı? Hocam 130 derece kaldı evet. elimizde. 180'den 50'yi çıkarttık. 130. Yani 65-65 dağıtsak eşit, olur. eşit olurlar. Olmaz. Ama biz bunun daha büyük olduğunu biliyoruz ve en az sorulmuş. En küçük kaç? Evet. Buna o zaman biz 66 yazmak durumundayız. Bu da otomatik 64 oluyor. Hocam. Evet. Bu daha büyük olduğu için 65'i bir sayıda olsa geçirmemiz yeterli oldu. Tam bu sayı sorudaki, dediği için. Evet. Cevabımız 66. Evet. Kesinlikle hocam. Güzel. Sağ tarafa bakalım şimdi de. Recepçim diyor ki B açısı 90 derece ise AB uzunluğunun alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Hocam biz bunu buluruz. Çünkü Nasıl buluruz? Evet, bize A, şunu vermiş. Ver. Evet. Hocam ben bir tek orası varsa bulamıyorum. Evet. Nasıl nasıl düşünebiliriz Yani Recepçim? Bir noktadan bir yere en kısa mesafe bir dikmedir. Değil evet, mi? Evet. Dolayısıyla bunun daha uzun olduğunu anlayabiliyoruz. Ha, ondan diyoruz, daha kısa Evet. Olacak. Biz burada mesela okula gideceğiz. Burası bizim okulumuz. Dümdüz gidersek eğer daha kısa sürer ama böyle bu kapıdan gireceğim deyip buraya gelirsek daha uzun bir yol almış oluruz. Kesinlikle. O yüzden yani gördüğün gibi yorumlama aslında sadece. Hiç işlem yapmadık. Ondan kısa olması gerektiğini biliyoruz. Bize de en büyük değerini maksimum değerini sormuş. O yüzden buraya 9 santimetre yazıyoruz. Aslında hocam bu da yorumla basit bir evet. soru aslında. Evet. Hatta şöyle de yorumlayabilirdik bunu bu soruyu. Şöyle şunu hiç saymayalım. Şu üçgene dikkat çekmek istiyorum evet, Recepciğim. Çekemedik hocam. Çekemedim nedense. <laughs> Burada bak, burası 10 santimetre. Bir üçgende bu 90 derecenin karşısı. Evet. Bu iki açıya toplamda 90 kaldı. Evet hocam. Yani birini maksimumda tutsam bile 89'a bir yapabilirim. Dolayısıyla bu üçgenin en uzun kenarı bu olmak zorunda. Bu diğer ikisi de bundan kısa olmak durumunda. Kesinlikle. Bu yorumla da onun 9 santim olduğunu söyleyebilirdik. Evet hocam. Birkaç farklı soru tipimiz var. Onlara bakalım. Bakalım hocam. Evet Recepçim, iki tane sorumuz daha var. Şimdi bu klasik soru tiplerinden biri. Burada bu yapının içerisindeki en uzun kenarı bulmamızı istiyor bizden. Şöyle başlıyoruz. Şimdi bu açıları bulmamız mümkün değil. Değil hocam. Evet. Bir açı var bizde. Ancak şunu biliyoruz ki şu üçgenin içerisinde geriye kalan açıların toplamı zaten 80 derece. 80 evet. O yüzden yani aslında direkt şöyle gösterebiliriz. Bu üçgenin en uzun kenarı bu. Orası. Evet. Zaten bunlar olaydan Çıktı. kurtuldular. Evet. Çıktılar. Bitti onların işi. Buraya geldik. Bu evet bu üçgenin en uzun kenarı da acaba bu üçgende daha uzunu var mı? Evet, Ona hocam. bakacağız. 64 ve 58. Kaldı. 180'den hemen çıkarabilirsin i̇şte hocam. <laughs> Değil mi? <laughs> mi? Bakalım. Şöyle bir 110 bir de 12'miz 122. Yani 180'den de çıkarttığımızda buraya 58, 58 kaldı. Recepçim 58 derece çıktı. Bunun karşısındaki, bunun karşısındaki ve bunun karşısındaki hangisi en büyüğü? Hocam 64'ünki büyüğü. Güzel. Şimdi biz Recepçim sadece okları takip ediyoruz biliyor musun? Evet hiç uğraşmıyoruz diyoruz ki bizim en uzun kenarımız DC kenarıdır. Mesela diyebilirsin ki ya hocam yüzün 100 100'ün karşısındakini evet. almadınız. 64'ün karşısındaki bu yapının en uzunu evet. dediniz. Şimdi burada bu yüzün görevi bitti. Yani şu üçgenin bu zaten en uzun kenarı. Tamam. Bunlardan uzunsun sen. Problem tamam. yok. Ama burada 58'in karşısı bu. 64'ün karşısında daha uzunu var. Yani bu aslında şimdi şöyle çizseler bunu bu kenar değişmiyor. Buraya 178 derece yazsalar mesela. Evet. Bunlara bir bir kaldı. Daha mı uzun oluyor yani bu kenar? Ha, olmuyor. Olmuyor ki. Bu üçgenin içerisinde bunu değerlendirdim. Konu kapandı. Artık orada 100 yazıyormuş, 178 yazıyormuş. Seni ilgilendirmiyor. Seni hiç alakadar etmez. Bu yapının şu üçgenin en uzunu bu ama burada ondan uzunu var. Yani hiç kafamızı yormuyoruz. Ok yöntemi kullanıyoruz. Oklar bizi doğrudan bu kenara götürüyorsa onu işaretliyoruz. Güzel hocam. DC'ymiş. Tamam. Evet. DC bu yapının en uzun kenarıymış. Evet hocam. Evet Recep'ciğim bu soruda ise en kısa kenarı sormuş. Biz de oklarımızı ona göre yerleştireceğiz bu seferde. Mesela bu iki açının toplamı 130 derece yapıyor. Buraya 50, derece e kaldı. Hocam. Evet. Bu ikisinin toplamı da 125 derece yapıyor. Buraya 55 derece kaldı. Şimdi en kısayı sorduğu için hep kısaları okla göstereceğiz bu sefer de. Hocam 55'in karşısına mesela gösterelim. Çok güzel bunu göstermeliyiz diyorsun. Diğer üçgende. Orada da 50'nin karşısına. Yok 45 45 daha 45 küçüğü 45. var evet. Bunun karşısına oklar seni nereye götürdü? DC'ye götürdü. DC'ye götürdü. Gördüğün gibi hiç böyle kafamızı da çok yormuyoruz. Yok. Ya bu açı daha kötü bu mu daha küçük falan. Hayır oklar bizi Hocam, nereye götürüyorsa. Hocam bu okla iyiymiş. Yani gerçekten evet. cevabı direkt gösteriyor. Evet, evet gösteriyor. Aynen cevabımız DC. Bir de yapçım şöyle bir soru tipi var son kez de bunu yapalım ve Beş yıldız soru bankasından soru çözmeye başlayalım. Şekildeki ABC üçgeninde bize AB 5 santim, AC 8 santim olarak verilmiş. Bir bilgi daha verilmiş. B açısı A açısından büyük. Bu açı bundan büyükmüş. Ya yani mesela buraya 70 diyelim. Orası. At. Şuraya 60 diyelim. Ona göre yorumlarımızı yapalım şimdi. Olduğuna göre BC'nin alabileceği tam sayı değerleri. Şimdi Recepçim, eğer bu bilgiyi vermeseydi ben sadece üçgen eşitsizliği yapardım. Evet. Yani bunların farkı 3 toplamı 13. Evet şuraya x diyelim. Toplamı 13. Bunun bu değerleri da. alır derdim. Ama bilgiye göre gördüğün gibi bu 70 derecenin karşısı, bu 60 derecenin karşısı, bu mutlaka 8'den kısa olmalı. Hmm. Biz bu bilgiyi evet, çıkarıyoruz doğru. ya çünkü demiş ki bize bu açı daha büyük demiş. Doğru. Ha diyoruz ki bu 8 ise bu bundan az olmalı Kesinlikle. yani bir anda burası değişti. Evet hocam. Evet üçgen eşitsizliğine müdahale etmiş olduk. Yeni durum burayla ilgili başka bir bilgi yok. O yüzden Aynen, şu hale doğru. dönüştürebiliriz. Evet x'in alabileceği tam sayı değerleri 4, 4 5 6 5, ve 7 hocam. 6 ve 7. Bir şey daha söyleyeceğim Recep'ciğim bazen burada şöyle diyor. Şekildeki ABC çeşitkenar üçgeninde. O zaman da mesela bir anda 5'i de yazamam. Çünkü Oluyorsun. var. Evet yani buradaki cümleleri okumak da çok önemli. Kolay olduğu için bu tip çeldiriciler çok kullanıyorlar. Güzel. Buna yeni nesil soru mu deniyor hocam? Evet yeni nesil soru. Ya bunda daha çok kazanım var ama bunu hikayelendirebilir Recep'ciğim. Aslında buraya çitler koyuyor. Mesela bir bahçe diyor. Bir anda günlük hayatla ilişkilendirdiği için yeni nesil Bence olarak yorumlayamıyor. Bence bunu çözmek daha eğlenceli hocam. Evet kesinlikle. O zaman birazcık da kitabımızdan soru çözelim. Çözelim abi. Evet Recep'ciğim bakalım sorularımızı çözelim. Ne kadar öğrenmişiz anlamaya çalışalım. Bize iki tane kenar vermiş ve çevresini vermiş üçgenin. Biz o zaman şu eksik kenarı da bulabiliriz. Evet. 8 ve 11'i topladık. 19 yaptı. 29'dan çıkarttık. Ve bu kenarın da 10 santimetre olduğunu bulduk. Elimizde 3 tane kenar var. Bizden açıları sıralamamızı istemiş. Ee, ve büyükten küçüğe sıralatmış. Ne dersin en büyük açı hangisi olabilir? Hocam 11 en büyüğü. yani 11'in karşısındaki o zaman evet B açısı, B açısı en, en büyük açı. Şıklara bakalım. B'nin en büyük olduğu iki şık var. Diğer ikisini eledik. En küçüğü hangisidir Recepçim? En küçüğü C açısıdır. Evet, C açısı da gördüğümüz gibi en küçük açı. C'nin de en küçük olduğu B seçeneğinde var. Güzel hocam. Güzel, devam edelim. Recepçim bu soruda da iki tane kenarın uzunluğu verilmiş gördüğün gibi. Bize bir bilgi daha vermiş. L açısı K açısından büyüktür demiş. L açısı K açısından yine kendimize atıyorum buraya 40 derece buraya 70 derece diyebiliriz mesela. KM'nin bu arada bunları söylerken eğer bununla da ilişki kuracaksak bunu diyemeyiz. Evet. Onu söyleyeyim ama biz ikisi arasında ilişki kuracaksak birine büyük birine küçük değer verebiliriz daha rahat görmek için. KM uzunluğunun santimetre cinsinden alabileceği kaç farklı doğal sayı vardır diyor. Önce üçgen eşitsizliğimizi bir yapalım. Bu iki kenarın farkı 6 aradığımız x için bu iki kenarın 20. toplamı da 20. Bu aralığın dışına zaten çıkmayacak. Ama bunun dışında şöyle bir şey demiş. L açısı daha büyük. K'nin karşısında 13 var. Bu 13'ten de büyük, büyük olmalı. Olacak. Şunu değiştiriyoruz o halde hemen. Diyoruz ki 13'ten de büyük olmalı alabileceği sayı değerleri 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. 1 2 3 4 5 6 tane. Cevabımız Bursa. Güzel. Recepçim bir ABC üçgeninde diyor. Hemen o zaman üçgenimizi çiziyoruz. Bize A açısı verilmiş 49 derece, B açısı verilmiş 68 derece ve AB uzunluğu verilmiş. Şurası 5 kök 2 olarak verilmiş. Evet. Şimdi öncelikle eksik açımızı bulalım. Eksik açımızı bulmak 117 yaptı. Buraya da 63 derece kaldı. Güzel. Şimdi buna göre değer vereceğiz. Mesela bak 63'ün karşısı 5 kök 2'ymiş. O zaman 68'in karşısındaki yani bizden istenen AC 5 kök 2'den büyük olmalı. Değil mi? Çünkü 68'in karşısı. Evet, 5 kök 2'den büyük olmalı bu değerimiz. Peki 5 kök 2 nedir? 5'i kökün içerisine dahil etmeyi hatırlıyor musun? 25, olacak. 25 olarak giriyordu. 2 ile çarpılıyordu. Kök 50. 50. Yani kök 49'u biliyoruz biz 7. 7'den biraz büyük bir evet. sayı. 7'den biraz büyük bir sayıysa bunu eledik. Bu da tam 7 eledik. Bakalım buna. 3 içeriye 9 olarak girer. 45. Kök 45. Biz Fazı kök olmaz. 50'den bile büyük olsun istiyorduk. 3'ü içeriye dahil ettik. 9, 9 olarak girdi. 6 56. ile çarpıldı. 54. 54. İşte 54. İşte bu olur. Cevabımız denizli. Geçebçim bu soruda en uzun kenarı istemiş. Öğrenmiştik. Eksik açıları bulmamız gerekiyor. Öncelikle bu ikisinin toplamı 105 derece yaptığı için buna 75 derece kaldı. Bu ikisinin toplamı şu ve şunun 95 derece yaptığı için buraya 85 derece kaldı. Bu ikisinin toplamı 122 derece yaptığı için buraya da 58 derece kaldı. Evet hocam. Ok yöntemi kullanıyorduk. Bizden en uzunu istediğine göre uzunların karşısını işaretleyeceğim. Mesela burayı. Mesela ortadaki üçgende burayı işaretlemeliyim. Ve bunda da en büyük açının karşısı. O zaman oklar bizi KM. doğrudan KM kenarına götürdü. Cevabımız da denizli Deniz oluyor. Çıktı. Güzel. Recep'ciğim bir tane de beceri temelli çözelim. Aşağıda iki ışık kaynağından çıkan ışığın kesişmesi gösterilmiştir demiş. Işıkların kesiştiği A noktasını 100 derece bir geniş açı olarak Ver. vermiş bize de sonradan şöyle bir bilgi vermiş. A noktasına daha yakınmış ışık kaynağı. O zaman burası daha kısa bir kenar daha yakın. Burası ise biraz daha uzun bir kenar olmalı. Öyle değil mi? Evet. Çünkü e, A'ya daha yakın. Peki bize diyor ki X'in derece cinsinden alabileceği e, doğal sayı en az kaçtır diye soruyor. Recep'ciğim 100 dereceyi yukarıda kullanmışız. Evet. Geriye 80 derecemiz kalmış. 80 derece paylaşılacak. Ben bunlara 40-40 versem eşit olurlar. Olmaz. Ancak Madem burası daha kısa, buna daha az vermeliyim. Buna 39 versem, bu daha 41. uzun olduğu için onun karşısına da 41 verebilirim. Hem de bu benim en az verebileceğim değerdir. Değer olur. Olur. Evet. Bu sorunun cevabı da Ceyhan oldu Recep. Güzelmiş hocam. Peki hocam, bu soruları biz nereden çözüyoruz? Evet, 5 yıldız soru bankasından çöz çözüyoruz ve arkadaşlar, eğer merak ediyorsanız aşağıda linkte vardır ve indirimlidir. Bakabilirsiniz oradan. Hocam, bir sonraki videoda ne işliyoruz demiyorum. Diyorsun Recep'ciğim bir sonraki videomuzda üçgen çizimini göreceğiz. Üçgen çizimi var. Evet. Dans yani? Kalemle alıp çiziyorlar. Evet. Onların çizmesinin bazı kuralları var. Kural var. ve e, Aslında diğer konular gibi böyle çok sayısal şeyler değil. Yoruma açık şeyler olduğu için zor konu. Hı hı. Mutlaka izlesin arkadaşlarım. Süper hocam. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek hoşçakalın. üzere. Hoşçakalın.